Gol Var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Evet, bugün Galatasaray'ın UEFA'ya Şampiyonlar Ligi için kadrosunu vermesi gereken son gün. Gece 1'e kadar bu kadroyu vermesi lazım. Transferde inanılmaz bir hareketlik geçiyor. İnanın an ve an, dakika ve dakika, saat ve saat sürekli bilgiler değişiyor. Şu saat itibariyle, yani şu an baktığım kadarıyla saat 15.30 sularındaki son bilgileri aktarmak istiyorum. Galatasaray iki futbolcuyla anlaştı. Bunları açıklayacağım sizlere ama gün içerisinde herhangi bir değişiklik olursa bunu da anlatacağım. Dün biliyorsunuz Galatasaray, bu arada abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Emeğimizin karşılığı sadece beğenmek ve abone olmak. Dün Galatasaray Lazio'nun orta sahası, Uruguaylı orta saha futbolcusu 32 yaşındaki Matias Vecino konusunun her konuda anlaşma sağlamıştı. Daha sonra taraftarlar sosyal medya hesaplarından ısrarlı bir şekilde tepki gösterip bir tak çalışması yaptılar ve bu tak çalışması 200 bini geçti. İnanılmaz bir tepki oldu hem yönetime hem de Matias'a. Bundan dolayı yönetim de geri bir adım attı futbolcunun bu kadar tepki toplamasından dolayı. Ama bugün bakıyorum bazı sosyal medya hesapları ve İtalya basını işte Lazio'nun futbolcuyu bırakmadığına dair bilgi paylaşıyor. Ama hayır, burada tamamen taraftarın baskısından dolayı iptal edilen bir transfer oldu. Burada benim şahsi fikrim şu. Evet, futbolcuyu beğenmeyebilirsiniz. Ben de beğenmiyorum. Hani Matias, bu kadar beklememizin nedeni Matias mıydı diye düşünüyorum. Ama burada eleştiri kültürümüzü iyi tutmamız lazım. Ben de eleştirdim. İstemediğimi söylemiştim. Ama bazı taraftarımız, bazı grup taraftarları, ben bunların Galatasaray olduğunu düşünmüyorum ama yine fikrimi söylemek istiyorum. Bazı gruplar Erden Timur'u ve Dursun Özbey'i istifaya çağırdı. Hani ben bu davranışın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani Erden Timur, Dursun Özbek ve yönetim Zaha, en büyük Icardi, bir de Tete, Torreira gibi, Angelino gibi, Sasha ve diğer futbolcuları takımda tuttu ve transfer etti. Hakim Ziyech çok önemli isimler transfer etti. Sadece Oliveira olsun. Bu kadar önemli transferlerin yanında bence yönetime sahip çıkmamız lazım. Bir yanlışla yönetimi böyle alt üst edip aman bırakın gidin demek doğru olmaz. Çünkü Galatasaray'ı 13. sıradan alıp şampiyon yapıp Şampiyonlar Ligi'nde de rekor bir gelir elde ettiren bir yönetimden bahsediyoruz. Bence yönetime sahip çıkmamız lazım. Ben bu tepki gösteren taraftarların Galatasaray'da olmadığını veya anlık panik bir düşünceyle tepki gösterdiğini düşünüyorum. Hayatımızda bazen düşünmeden de tepki gösterebiliyoruz. Neyse, bunu geçelim. Transfer haberi bekliyorsunuz. Arkadaşlar bakın, sizlere şunu söylemiştim. Galatasaray dönüp dönüp sanki Ndombele'ye geri dönecekmiş gibi diye bir cümle kullanmıştım. Galatasaray istediği üst düzey 8 numaraları bir türlü transfer edemedi. Ve sizlere çarşamba günü, 4 gün önce şu bilgiyi vermiştim. Perşembe günü pardon. Galatasaray Ndombele ile her konuda anlaşma sağladı. Daha iyisi olmazsa Ndombele'ye imza attıracak. Hem videom duruyor hem de tweetim duruyor arkadaşlar. Ekranda getireceğim tweet zaten. Galatasaray daha iyisini alamadığı için Ndombele ile anlaşan Galatasaray Tottenham'la son detayları konuşuyor. Ve Galatasaray Tottenham'la bugün hatta bir saat içerisinde ya da yarım saat içerisinde anlaşmasını bekliyorum. Eğer anlık hemen anlaşma sağlanırsa uçak şu anda zaten Paris'te, Ndombele'yi alıp gelecek. Galatasaray Ndombele'ye imza attıracak. Hatta bunun için de lisans için gerekli evraklar da hazırlanmış durumda sevgili arkadaşlar. Bununla beraber sadece Ndombele gelmeyecek. Yani Ndombele konusunda şunu söyleyeyim. Eğer Lyon'daki Ndombele gelecekse bu takıma çok şey katacaktır. Ama yönetimin planı ortaya çıktı. Yönetimin planı şu. Hatta Okan Burun'un da planı şu. Bence Oliveira'ya güvenen, sadece zor deplasmanlarda, mesela United, Münih deplasmanlarında veya Kadıköy'de veya İnönü'de veya Trabzon deplasmanında sert bir orta sahayla oynamak adına hani Matias tercih etti bence, yani Torreira'nın yanına. Bundan dolayı yani Ndombele fizik olarak da hem savunma hem de ofansif alanda iyi ama Lyon'daki Ndombele iyi. Eğer form grafiğini yakalarsa Ndombele takıma katkı sağlar. Hani Ndombele konusunda çok somut değilim. Hani daha iyisi olur muydu? Olabilirdi. Ama hani Ndombele konusunda çok soğuk değilim arkadaşlar. Hani gelsin, en azından bu takımın bir eksik parçası vardı. O puzzle parçası %100 oturmadı hani Ndombele ile, ama eğer form grafiğini yakalarsa o puzzle parçası Ndombele olabilir aslında. Ndombele tek başına gelmeyecek. O uçakta bir futbolcu daha olacak. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez de Galatasaray bugün evraklara yetişirse imzasını attıracak ve UEFA'ya listeyi bildirecek.
Bugün iki yabancı transfer olacak. Bundan sonra transfer dönemin harekette geçer mi geçmez mi? Bunu bekleyip göreceğiz. Çünkü çoğu ülkede transfer dönemi sona erdi. Galatasaray yabancı sayısında bir artış oldu. Yani misyonun artık ayrılığına %100 diyebiliriz. Orada hani bir kontenjan daha kalıyor. Ya lisans askıya alınacak ya da Süper Lig takımlarından birine bir futbolcumuz kiralık gidecek veya bir Körfez takımına gidecek, bilmiyoruz. Bu konuda inanın yönetim ciddi anlamda gizli bir bilgi yürütüyor. Bence bunun planı henüz yapılmadı. Hani yabancı sayısında şöyle bir şey yapacaklar. UEFA'ya isim bildirecekler. Daha sonra da oturup kadro içerisinde gerekli mühendisliği yapacaklar. Davinson Sanchez de Ndombele de kadroya yazılacak. Ama şu anlık bu. Aldığımız bilgiler bunlar. Anlaşma sağlandı. Ndombele konusunda Tottenham'dan son pürüzler konuşuluyor. Tottenham son dakika pürüz çıkartır mı? Son gün mecbursunuz. Daha fazla para verin. Muhabbeti yapar mı yapmaz mı bilmiyoruz. Şu an masadalar. Anlaşma an meselesi. Biliyorsunuz transfer dinamik ve değişkendir. Anlık yönetici çıkar der ki 15 istiyorum, 10 istiyorum deyip bir anda fiyatı artırabilir. Ama Galatasaray kiralayıp artı satın alma opsiyonuyla bitirmek istiyor bu transferi. Bu konuda an ve an videolarla yayınlarla karşınızda olacağız arkadaşlar. Açıkçası bu son gün olması ve son gün gelen transferlerin hani Davinson Sanchez'i bir kenara bırakıyorum. Bence ihtiyacımız olan bir stoperdi ama hani keşke daha önce yapılsaydı. Yani Erdem Timur'un hani 40 gündür bizi bekleyen dediği futbolcu Ndombele'ydi. Zaten bunu yayınlarımızda dile getirmiştik. Ama keşke daha önce alınsaydı ve form grafiği daha iyi olsaydı, takıma alışsaydı. Ama bunları geçelim yani. Çünkü artık hani olumsuzları konuşup, olumsuzlukları konuşup canımızı sıkmaktansa şöyle bardağın dolu tarafından bakalım. Bu takım Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaybetmedi. Gruplara kaldı. Ligde kaybetmedi. Ligde gol yemedi. İyi bir takım. Üstüne eklemeler olacak. Orta saha, Ziyech, Zaha gelecek. Ve bu takım daha iyi olacak. Tete form grafiği üst seviyeye çıkaracak. Böyle bir takım düşündüğümüz zaman bence hepimiz mutlu olacağız arkadaşlar. Galatasaray'ın başarısı bizden daha önemli. Önce Galatasaray'ın menfaatleri bizim için önemli. Başka bir transfer olur mu? Bunu da şöyle söyleyeyim. Başka bir transfer olması için yabancı olarak söylüyorum. Kontenjan açmanız lazım. Yerli olarak da Eyüp Aydın veya Salih Özcan ikisinden birini bekliyoruz. Galatasaray Eyüp Aydın'la anlaştı. Salih Özcan'dan haber bekliyor. Büyük ihtimalle Eyüp Aydın'ı Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmayacak. Ama Salih Özcan bugün biterse onu da transfer edip Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmak istiyorlar. Bugünlük bilgiler bu kadar. Anlık bilgi oldukça da ekran karşısına geçmeye devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bu süreçte yorucu bir süreç oldu. Biliyorum, farkındayım. Bize kızan dostlarımız oldu ama transferi biz yapmıyoruz. Biz sadece aldığımız bilgileri paylaşıyoruz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Galatasaraylıyız. Şimdilik hoşçakalın. Gol Var sundu.